Merhabalar sayın izleyiciler. Konuğumuz bugün Dursun Bey Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Bahçıvan. Hoş geldiniz Hoş bulduk. başkanım. Teşekkür ederim. Göreve gelmeden önce de sizinle ilk röportajımızı yapmıştık Evet. seçimden önce. Şimdi ikinci röportajımız. Doğru. Sizin göreve geldikten sonra sosyal hizmetlere önem verdiğiniz ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurduğunuz ilk icraatlarınızdan bir Evet. tanesi. Bunu açar mısınız? Bize anlatır mısınız? Evet. Tabii belediyelerin asli görevleri var biliyorsunuz. Asli görevler işte yol, su, kanalizasyon gibi. Yani yaşamı kolaylaştırıcı her türlü iş. Tabii bunun yanında esas bizim yapmamız gereken kalıcı olacağına inandığımız sosyal hizmetler birimi. Onun için biz göreve gelir gelmez ilk önce sosyal hizmetler birimine yani Sosyal İşler Müdürlüğü'nü kurma talimatı verdik. Ve böyle bir birim kurduk. Bu birim ilk önce evlerde bizim temizlik hizmetlerine gitti. Fakir, muhtaç, yaşlı insanlarımızın kendi temizliklerini, kendi işlerini göremeyecek insanlarımızın parantez içinde az önce de bu ikinci röportajımız demiştiniz. Birinci röportajda da bunları ideallerim olduğunu, yani bunların taahhütlerimiz olduğunu sizlere söylemiştik. Dediğim gibi yaşlı insanların evlerine gittik. Bunların temizliklerini yaptık. Her türlü bakım, badana, boya işleriyle sosyal hizmetlere başladık. Tabii ondan sonra iş biraz daha büyüdü. Yani özellikle bizim genel başkanımız, başbakanımız, şu anda da cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk 12 yıl önce yola çıkarken söylemiş olduğu bir söylem vardı. Artık bundan sonra hiç kimse kimsesiz kalmayacak diye. Yani ben kimsesizlerin kimi olmak için geldim demişti. Biz de onun yolundan, onun düsturundan hareketle bu tür sosyal hizmetlere biraz da sosyal işlere ağırlık verdik. Tabii sosyal işlere başladıktan sonra, ev temizliklerine başladıktan sonra gerçekten fakir, kendi işini göremeyecek, muhtaç insanları gördük. Sadece merkezimizde değil, köylerimizde de yani şu anda köyden mahalleye dönüşen yerlerimizde de aynı şekilde. Ve ondan sonra iş geldi. Bu insanların evlerinde kendi kendilerinin işlerini göremeyecek oldukları için bir de bunlar çok gelir sahibi insanlar değil. Ve ondan sonra burada sevgi evini kurduk. Daha önce bu projemden de bahsetmiştim size biliyorsunuz. Böyle bir evler kuracağız yaşlılar için diye. İşte şu anda bulunduğumuz mekan Sevgi Evi. Sevgi Evi'nde şu anda köyden mahalleye dönüşen yerlerimizde yani mahallelerimizden 15 tane şeker gibi tonton ihtiyarımıza bakıyoruz. Evet. İşte burada görev yapan eşli karı koca kardeşlerimiz var. Bunlar kendi anneleri babaları gibi onlara hizmet ediyorlar. Gerçekten sevgi dolu bir ev. Evet. Çok güzel. Bakım olarak, hizmet olarak da çok güzel başkanım. Evet. Size ikinci sorumu bu yönde sevgi evinden de bahsetmişken sorabilir miyim? Bu projeye çıkış noktanız neydi? Evet. Şimdi bu projeye çıkış noktamız aslında bunun enteresan bir hikayesi var. Ben bir gün telefonum çaldı. Dursun Bey Devlet Hastanemizden sevdiğimiz, saydığımız bir doktor arkadaş bana telefon etti. Dedi ki Başkan Bey şu anda buraya bir hasta getirdik ve sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Tabii ben düşündüm acaba dedim hastanede benim ne gibi bir yardımım olur? Ben şöyle düşündüm baştan herhalde dedim vatandaş fakir, geliş gidiş parası yok. Bundan ötürü bizden bir araç gereç yardım istiyorlar. Tabii ondan sonra durumu öğrendik ki Dursun Bey'in ismini vermeyeceğim bir mahallesinden bir tane ihtiyar teyzemiz 82 yaşında Alzheimer hastası ve affedersiniz vücudu pislik içerisinde açlıktan ölmek üzere bir manzarada 112'ye bir ihbar geliyor ve bu hastamızı pallır küldür apar topar şeye getiriyorlar. Hastaneye getiriyorlar. İnanın o teyzemizin yanına oradaki hastanedeki hemşireler doğru düzgün yaklaşamıyor bile. Affedersiniz bitten, pireden, kokudan ve bununla ilgili bizim de evde temizlik hizmetleri birimimiz var biliyorsunuz. Bunun için yardım istemiş doktor bey bizden. Neyse bizim arkadaşlarımızı gönderdik gece saat 10'dan sonra. Teyzemizi acilden aldılar. Öncelikle bayan olduğu için bizim temizlik hizmetlerindeki bayan kardeşimiz gitti onu tertemiz yıkadı, temizledi. Üzerinin üstünü başını değiştirdiler.
Ondan sonra hastaneye yatırıldı. İşte orada karnı doyuruldu. 2 ünite kan, 2 ünite serum ve teyzemiz belki de yaşamaz diye düşünüyorduk. Ama pazartesiye teyzemiz ayaklandı ve o gün gece ben bu olayı gördükten sonra karar verdim. Dedim ki bizim Dursun Bey'de bu tip mahallelerimizde insanlara mutlaka 5 yıldızlı otel konforunda belediye olarak bakmamız gerekiyor. Ve o teyzemiz ilk bizim buranın sakini oldu ve bu sevgi evimizi açtık. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'da yaşayan bir iş adamımız Ahmet Sıkıcı Bey de evini bize çok cüz'i bir kirayla, sembolik bir kirayla verdi. Biz de buranın tefrişatını yaptık. Onun tefrişatını yaparken de yani cebimizden bir kuruş para harcamadık. Sağ olsun Dursun Bey yardımsever bir yer. Dursun Bey'li iş adamlarımız, kardeşlerimiz dediler biri işte laminat parkesini ben yapayım, biri dedi ranzalarını ben vereyim, biri dedi işte efendim dolaplarını ben yaptırayım. İşte bütün boyasına, badanasına kadar cebimizden 1 lira para harcamadan evimizi bu hale getirdik. Bayramlaşma merasimini de bu evde yaptık. Sağ olsun devlet protokolümüz, işte Dursun Bey halkı, binlerce insan geldi burada. Yaşlarımızı gördüler. Onların ellerini öptüler. Çok güzel bir bayramlaşma oldu. Ve biz bundan mutlu olduk. Mutluyuz şu anda. Elhamdülillah. Çok güzel. Gerçekten sevgi dolu bir ev. Gerçekten evet. Yaşlılarımız emin ellerde. Sayın evet. Başkanımız teşekkür ederiz bu konuda. Evet. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum evet. Başkanım. Sosyal markette Dursun Bey'deki faaliyetleriyle alakalı. Evet. Sosyal market Dursun Bey faaliyetiyle biliyorsunuz çok çeşitli gelişmeler oldu. Bu hususta da gelişmelerle bizi paylaşır mısınız bu konuyla evet. Alakalı? Teşekkür ederim. Şimdi tabii benden önce Dursun Bey'de bir sosyal market kurmuş. Bizden önceki belediye başkanı abimiz kurmuş. Ona da teşekkür ediyorum. Tabii biz bunu biraz daha nasıl geliştirebiliriz diye düşündük. Evet. Onu biraz daha halkımıza açtık. Yani belediyemiz bir ihaleyle burada gıda maddesi alıp da dağıtmaktan ziyade insanlarımıza çağrıda bulunduk, iş adamlarımıza çağrıda bulunduk, ev hanımlarımıza söyledik. Her türlü dedik evde giyim eşyasından kullanmadığınız ev eşyasına kadar. Ne var ise bize verin, biz bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Ve sosyal hizmetler elhamdülillah insanlar da bunu çok ciddiye aldı. Halkımız yardımsever Dursun Bey halkımız çok ciddiye aldı. Nakdi yardım yapandan bu şekilde aynı yardım, ikinci el ev eşyasından sıfır eşyaya kadar, giyime kadar bize sürekli her gün bu eşyalar geliyor. Çarşıdaki bazı ticaretle uğraşan esnaflarımız dağıtacakları, dağıtmayı düşündükleri, zekat olarak olsun, başka türlü olsun, her türlü eşyasını bize getirip bizim elimizde dağıtmak istiyorlar. Ve biz de bundan çok gurur duyduk, onur duyduk. Arkadaşlarımız orada gerekli tasnifleri yapıyorlar. Ondan sonra gelen insanlara bir de belediyemizden biz insanların ekonomik durumlarına göre puan veriyoruz. O puana göre de oradan giyim eşyası olsun, ev eşyası olsun, gıda maddesi olsun. Sosyal hizmetler bünyesinde, sosyal marketimizden bunları mahallelerimize kadar dağıtıyoruz. Yani sadece Dursun Bey içerisi değil, malumunuz şu anda Balıkesir'in en büyük ilçesi nüfus olarak değil ama coğrafi büyüklük olarak ve mahalle sayısı olarak Dursun Bey 111 tane mahallemiz var. Bu mahallelerin en ucra köşelerine kadar ulaşıp sosyal hizmetlerdeki arkadaşlarımız bu giyim eşyalarını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar. Çok güzel başkanım. Başka bir konuya daha geçmek istiyorum. Evet. Dursun Bey'de cenaze işlemleriyle hususuyla ilgili bir devrim yaşanıyor. Evet. Biliyorsunuz acılı aileler daha önce cenaze yıkama işlemlerinden olsun, nakil işlemlerinden, defin işlemlerine kadar çeşitli zorluklarla karşı karşıyaydı. Ama şimdi siz bunu çözdünüz. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet. Dursun Bey'deki halkımıza, tanıdık, bildik, bizi evet. izleyen herkese. Yani tabii belediyeler insanların doğumlarından ölümlerine kadar her konuda görevli kuruluşlar. Bu asli olarak da olmasa bizim vicdani olarak görevlerimiz. Tabii şu anda bu büyükşehir yasasıyla birlikte her türlü defin işlemleri ve mezarlıklar büyük şehirlerdeydi. Onları da büyük şehirler meclis kararıyla ilçe belediyelerine devrettiler. Tabii biz göreve geldiğimizde Dursun Bey'in eski bir cenaze aracı vardı. Yani çok modeli de eskiydi. İlk icraatımız dedik ki buraya Dursun Bey yakışır. Bir cenaze aracı alalım. Şu anda 4 cenaze taşıma kapasiteli. 2 tanesi altında morku olan
bir cenaze taşıma aracı aldık. Bunu şehir içi cenaze taşımalarında da olsun, şehirler arası cenaze taşımalarında da olsun kullanıyoruz. Malumunuz 111 mahalle olduğumuz için yarın bir gün bunun bir yetmeme durumu olursa ikinci cenaze aracımızı, üçüncü cenaze aracımızı da mutlaka alacağız. Tabii sadece cenaze aracıyla değil, tabii insanlarımız ölüm beklenmedik bir hadise. Çok evet. Böyle insanları bazen zamansızca kalıyor. İnsanların ölüme hazırlıkları olmuyor. Tabii insan öldüğü zaman bunun mutlaka cenazeyle ilgili, definle ilgili bir sürü eşyası oluyor. İşte kefeninden, hatıl tahtasından, mezar tahtasından. İnsanlar dediğim gibi hazırlıksız oldukları için biz cenaze işlerini duyduğumuz zaman sosyal hizmetler bünyesindeki arkadaşlarımız herkesten önce bu cenaze evine ulaşıyorlar. Cenaze sahiplerine ulaşıyorlar. Orada bir ihtiyaçları olmadıklarını soruyorlar. Yani belediyemizin her türlü cenaze ile ilgili eşyalarının elimizde hazır olduğunu belirtiyorlar. Cenaze sahibi isterse bunları da onlara takdim ediyoruz, veriyoruz. Hiçbir bedel karşılık gözetmeden. Ondan sonra işte cenaze evlerine elimizden geldiği kadar da akşamları bir ikram gönderiyoruz. Evet. Peki yeni projeleriniz neler başkanım? Sosyal hizmetlerle alakalı yeni projeleriniz de evet. var biliyorum. Tabii çok daha projelerimiz var aslında. Sizinle. Bunları evet. inşallah zamanla imkanlar doğrultusunda yavaş evet. yavaş yapacağız. Biz sosyal hizmetleri, sosyal işleri yaparken tamamını belediye imkanlarından kullanarak yapmıyoruz. Önce bunu halkımıza anlatıyoruz. Halkımıza anlattıktan sonra ve çeşitli sponsorlar çıkıyor. Ve halkımıza sürekli soruyoruz. Sosyal işler konusunda, sosyal hizmetler konusunda her türlü konuda. Yani imarından, yolundan, şeyine kadar. Bunları istişareyle yapmaya çalışıyoruz. Tabii insanlarımıza çok ilginç fikirler, güzel fikirler çıkıyor. Şu anda mesela önümüzde hemen çok yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir proje. Bizim biliyorsunuz 111 mahallemiz var. Az önce belirtmiştim. 111 mahallede 111 tane fakir insanın evini tespit edeceğiz. Bu 111 tane evin inşallah her türlü bakımını, badanasını, boyasını, onarımını, çatı onarımından diğer su onarımlarına kadar hepsini halledip çok kısa zamanda 111 tane inşallah ev onarımını yapacağız. Evet. Sevgi Evi ile alakalı bildiğim kadarıyla Balıkesir'de Sevgi Evi evet. projesi yok. Sizin evet. tekrar gelmek istiyorum çünkü çok sevdim ben Anladım. De orasını. İnsanlar çok mutlu, amcalar çok mutlu evet. gördüğüm kadarıyla, sohbet ettiğim kadarıyla. Sevgi Evi'ne gelmek isteyen insanlar ya da bir yakınını vermek isteyen insanlar kimlere başvuracak? Evet. En azından bunu öğrenelim. Tamam, sizlerden. Çok güzel. Şimdi biz tabii Sevgi Evi'nde az önce onu söylemeyi unuttum. Bizim şartlarımız var. Evet. Bir kere şartlarımızın en başında o kişinin emekli olmaması. Yani biz gelir olmayan, tabii şu anda biliyorsunuz hükümetimizin uyguladığı bir politika doğrultusunda 2022 sayılı yasaya göre 65 yaş maaşı var. O maaş olabilir. Zaten biz bedel istemiyoruz, bedel almıyoruz. Evet. Yani özel huzur evleri, devletin bazı huzur evlerinde bağış kabul ederek, evet. maaşlarının belli kısmını alarak yapıyor. Hayır biz öyle para istemiyoruz. Parasız kabul ediyoruz. Ve bu şekilde düşünen arkadaşlarımız bizim şu anda Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaatlarını yapabilirler. Bu arada dün itibariyle de ilk defa tabiri caizse deplasmandan da bir mağdurumuzu getirdik. Arkadaşlara bir ihbar geldi Balıkesir'den. Dediler Balıkesir Paşa Camii'nin önünde bir tane yoksul, kimsesiz, dışarıda yatan bir vatandaşımız var. Hemen arkadaşlara, görevlilere dedik gidin inceleyin. Hem ekonomik durumunu inceleyin hem gerçekten aile yapısını inceleyin. Bize uygun mu diye. Arkadaşlarımız gittiler, incelediler, baktılar. Gerçekten bizim evimize yakışır bir abimizmiş. Onu da aldık geldik. Balıkesir'in bir ilçesinden, ismi önemli değil. Onu da dün itibariyle buraya yatırdık. İşte böyle. Dursun Bey Belediyesi sadece Dursun Bey'i değil, değil başkanım tabii, hizmeti evet. olarak. Birçok yere de hizmet veriyorsunuz o zaman. Birçok yerden de misafir kabul ediyorsunuz. Ediyoruz. Bunu da öğrenmeleri ve bilmeleri bizim seyircilerimiz için de çok iyi oldu. Ben size çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, konuğumuz olduğunuz için, sevgi dolu bir evden röportaj yaptığımız için çok teşekkür ederim başkanım. Başka bir röportajda görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Ben de bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgi Evi'ne yardımcı olan
Bundan sonra da yardımcı olacak. Herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.